Merak edilen bir başka nokta, Türkiye gündemini işgal eden bir başka konu da yine Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileriyle de tabii yakından bağlantılı. Rıza Zarraf davası. Şimdi itirafçı olduğu olabileceği söyleniyor. Bu konuda ne bekliyoruz? Türkiye'yi nasıl etkiler? Evet. Çünkü biliyorsunuz senaryoların ardı arkası kesilmiyor. Evet. Bir defa şu, yani bu mahkemenin bir adli, hukuki bir süreç olmadığı, öncelikle bir siyasi senaryo olduğu, bir siyasi amaçları olan ve bu amaçlar doğrultusunda da hukuku kullanan bir süreçten geçtiğimizi artık en azından Türkiye kamuoyu bunu biliyor. Dolayısıyla aslında burada Türkiye'ye yönelik olarak bu davayla Türkiye üzerinde oluşturulmak istenen atmosferin geri teptiğini, bu senaryoyu yazanların beklentilerinin tersine Türkiye'de bir birliktelik havasının doğmasına da neden olduğu çok açık görülüyor. Çünkü iktidarıyla, muhalefetiyle herkes biliyor ki bu dava aslında herhangi bir hukuki sorunun veya hukuki ihlalin görüşülmesinden ziyade Türkiye ile ilgili 17-25 Aralık'ta başlayan bir girişimin burada akamete uğraması üzerine, burada başarısızlığa uğraması üzerine, daha sonra 15 Temmuz'la daha da ileri atılan adımların başarısızlığa uğraması üzerine şimdi tekrar hukuki bir takım enstrümanlar üzerinden bu senaryonun yeniden gündeme getirilme çabası. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Biz hep konuşurken işte Amerika şöyle yapıyor, Amerika böyle yapıyor diye sanki karşımızda müttehit, yani birleşik, adları Birleşik Amerika ama siyasi anlamda söylüyorum. Yani tek bir irade, bir siyasi irade den bahsediyor gibi konuşuyoruz. Bu yanlış. Amerika'da da şu anda içeride çok ciddi bir iç çatışma yaşanıyor. Yani hem Trump'ın seçim süreciyle ilgili, seçimden önce Trump'la ilgili açılan, Trump'ın farklı ilişkilerine ilişkin açılmaya çalışılan, açılan ve şimdi belli bir noktaya doğru taşınmaya çalışılan davalar, hukuki süreçler var biliyorsunuz. Aynı şekilde Trump cephesinin de Clinton'a yönelik tekrar eski o maillerden kaynaklanan davanın köpürtülerek veya yeniden açılarak karşılıklı birbirleriyle bir hesaplaşma. Şimdi Amerika'da ciddi bir iktidar kargaşası var. Bu çok net görülüyor. İşte Pentagon'dan mesela bugüne kadar hiç görülmemiş bir biçimde Pentagon'dan başkanın tutumuna ilişkin tweetler atılıyor. Pentagon'un resmi sitesinden başkanın herhangi bir girişimi karşısında Pentagon'un farklı tutum alabileceğine dair tweetler atılıyor. Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon arasında, Pentagon'la Beyaz Saray arasında ve Amerika'daki farklı istihbarat kuruluşları arasında. Yani Amerika sadece CIA'den ibaret değil veya sadece CIA'nin hatta kendi içinde bir gruptan ibaret değil. Hatırlarsanız bunu daha önceden de konuştuk. Yani 15 Temmuz'dan sonra buradaki Amerikan parmağı ne olabilir ne olamaz konusunu konuşurken o zaman da söylemiştim. Yani belli ki Amerikan istihbaratının içinden bir grup bu FETÖ'cülere oynadı. Ve başarısızlığa uğradı. Ve o zaman demiştik ki işte o başarısızlığıyla FETÖ'yü kullanarak Türkiye'de ve bölgede bir takım şeylere hazırlanan grup bu başarısızlıktan sonra şimdi kendi işlerinde hesaba çekiliyor. Kendi dertlerine düştüler şu anda. Tabii bunlar böyle çok açıkta cereyan eden çatışmalar olmaz ama ben eminim ki şu anda Amerikan istihbarat dünyasında zaman zaman işte Pentagon açıklamaları, dışişleri açıklamaları, Beyaz Saray açıklamalarında da uç veren göstergelerden de görüldüğü gibi çok ciddi bir iç savaş sürüyor. Dolayısıyla biz burada topyekün Amerika ile ilgili bir iradeden değil, Amerika'nın içerisinde FETÖ'ye oynayan, FETÖ üzerinden başarısızlığa uğramış ama şimdi onu bir şekilde Amerika'da toparlamaya çalışan
bir gruptan söz ediyor olmalıyız. En son haber.com.